Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere permütasyon kavramıyla alakalı 5 adet soru çözmek istiyorum. Birinci sorumuz, S8 permütasyonların grubunda, yani 8 elemanlı kümeden 8 elemanlı kümeye giden permütasyonların bileşke işlemine göre oluşturulan grupta bir permütasyon, yani bir fonksiyon veriliyor, alfa fonksiyonu. Bunun mertebesi kaçtır diye bir soru. Bu tarz sorularda arkadaşlar ilk önce verilen permütasyonun R uzunluklu devirlerin bileşkesi olarak yazılması gerekir. Ne demek yani bu? Şu şekilde bakıyoruz. Farklı bir renk seçelim. 1 kendisine gidenleri yazmıyorsunuz devirde. 2 3'e gitmiş. 2 ile başlayalım. 2 3'e gitmiş. 3'ten devam ediyorum. 3 2'ye geri dönmüş. Dolayısıyla kapadım. Tamam mı arkadaşlar? 2 3'e gitti ve 3 2'ye gitti. Yeni bir parantez açıyorum. Yeni bir devir için. Ne yapıyoruz? 4'ten devam edelim. 4 5'e gitti. 4 ile başladı. 4 5'e gitti. 5 6'ya gitti. 6 4'e döndü geri. O yüzden kapadım. Bakın 4 5'e gitti. 5 6'ya gitti ve 6 4'e geri döndü. Kapadım. Devam edelim. 7 ve 8 kaldı geriye. 7 ile 8 kendilerine gittiğinden hiçbir yerde yazmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bu permütasyon, alfa permütasyonu fonksiyonu 2 uzunluklu 2 3 devri ile 3 uzunluklu 4 5 6 devrinin neydir arkadaşlar? Bileşkesi olarak yazıldı. Şimdi bize bunun mertebesi soruluyor. Baktığınız zaman 2 3 2 ve 3'ten meydana gelen küme ile 4 5 6 devirleri düşündüğümüzde arkadaşlar bunlardan meydana gelen küme ara kesit elemanı yok. Boş küme. Dolayısıyla söz konusu alfa nedir? Şurada beta 1 ve beta 2 şeklinde ayrık devirlerin çarpımı olarak yazılabiliyor. Ayrık devirlerin çarpımı olarak yazılabildiğinden beta 1'in mertebesi burada nedir? Beta 1 2 uzunluklu olduğundan beta 1'in mertebesi 2. Beta 2'nin mertebesi 3 uzunluklu 4 5 6'nın mertebesi de 3'tür. Şimdi alfanın mertebesini sorduğundan aslında mertebenin tanımını hatırlayalım. Neydi mertebenin tanımı? Alfadan en az kaç adet yan yana çarparsak özdeşlik fonksiyonu yani bileşke işlemine göre birim elemanı elde ederiz. Şimdi soru bu aslında. Yani 2 3 birinci eleman, 2 3 bileşke, 4 5 6 birinci alfa, ikinci alfa 2 3 çarpı 4 5 6 şeklinde n tane 2 3 bileşke 4 5 6'yı yan yana çarpıp birim elemana eşitleyecek en küçük neyi bulmaya çalışıyorsunuz? Birinci ifade, ikinci ifade, nokta nokta, eninci ifade. Buradaki neyi en küçük olacak şekilde belirlemeniz lazım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bunlar ayrık devirler olduğundan yani 2-3 fonksiyonu ile 4-5-6 fonksiyonu bileşkesi değişmelidir. Normalde fonksiyonlarda f bileşke g, g bileşke f'ye eşit değildir. Ama permütasyonlarda iki ayrık devirin permütasyonun bileşkeleri nedir? Fock eşittir Goff koşulunu sağlar. O yüzden yer değiştirebilirsiniz arkadaşlar bunları. 4, 5, 6 ile 2, 3'ü yer değiştirdiğimizde şu ifade nasıl olur arkadaşlar? Şuradan devam ediyorum. Şu şekilde gelir. 2, 3'ün neyinci kuvveti çarpı 4, 5, 6'nın neyinci kuvveti neyi vermesi lazım? Özdeşlik fonksiyonu yani bileşke işlemine göre birim elemanı vermesi gerekir. Şimdi aynı anda hem 2, 3'ün eninci kuvveti ve 4, 5, 6'nın eninci kuvvetin birim elemanı olabilmesi için 2, 3, 2 uzunluklu olduğundan ne olur arkadaşlar? Şurada neyi 2 seçersem burası birim elemana özdeşlik fonksiyonu eşit olur. 4, 5, 6 da 3 uzunluklu olduğundan burayı da 3 seçmem lazım. Ama aynı anda birim elemanı yakalamam lazım. O yüzden 2, 3'ün mertebesi 2, 4, 5, 6'nın mertebesi 3 olduğundan burada en küçük ne olacak arkadaşlar? ECOG 2, 3'ün mertebesi 2 ve 4, 5, 6'nın mertebesi 3 uzunluklu devrin mertebesi 3
Cevabı 6 olarak buluruz. Yani şöyle bir özelliği size hatırlatmış olduğum soru üzerinden. Eğer alfa ve beta ayrık devirler ise alfa çarpı betanın bileşkesi, alfa çarpı betanın pardon mertebesi nedir arkadaşlar? Alfanın mertebesi ile betanın mertebesinin ekokudur. Ama burada alfa ve betanın ayrık olması bizim için olmazsa olmaz bir koşuldur. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Dolayısıyla alfanın mertebesini 6 olarak belirledik. Ona dikkat edin. Gelelim 7. soruya. 7. soruda ne diyor? S7 permütasyon grubunda 1, 2, 6, 7 ve 3, 4, 5'in bileşkesi olarak yazılan alfa permütasyonu için alfanın 9. kuvveti nedir diye bir soru gelmiş. Dikkat edin. 1, 2, 6, 7 ve 3, 4, 5 bunlar ayrık devirler. Ortak elemanları yok. Şimdi alfadan 9 tane alacaksınız. Yan yana çarpacaksınız ve bunu bulacaksınız. Şimdi birinci ifadeyi yazalım. 1, 2, 6, 7. Birinci alfa 3, 4, 5. Bu birinci alfa. İkinci alfa, üçüncü alfa. Toplam 9 tane alfayı ne yapacaksınız? Yan yana yazıp çarpacaksınız. Hatırlarsanız ayrık devirlerin bileşkesi nedir? Değişmeliydi. 3, 4, 5 ile bir sonraki alfadaki 1, 2, 6, 7 değişmeli olduğundan ben bunu şu şekilde yazabilirim. Değişmeli olmasaydı, ayrık devirler olmasaydı bunları yazamazdım. 1, 2, 6, 7'nin 9. kuvveti çarpı ne yapacağız? 3, 4, 5'in 9. kuvveti şeklinde yazabilirim. 1, 2, 6, 7, 4 uzunluklu bir devir. 1, 2, 6, 7'nin 4. kuvveti yani mertebesi 4'tür. 4. kuvveti arkadaşlar bana birim elemanı verir. Bunun karesini alırsam 8 eder. 1, 2, 6, 7, 9. kuvvetini yakalamaya çalışıyorum. Çarpı benzer şekilde 3, 4, 5 nedir arkadaşlar? Mertebesi 3'tür. 3, 4, 5'in 3. kuvvetinin 3. kuvveti bana 3, 4, 5'in 9. kuvvetini verir. 3, 4, 5'in uzunluğu 3 olduğundan onun mertebesi 3'tür. Ve dolayısıyla burası birim elemanı verir. Birim elemanın 3. kuvveti daima birim elemanı verir. Burası ne olur arkadaşlar? 1, 2, 6, 7'nin 4. kuvveti birim elemanı verir. Birim elemanın karesi birim elemanı verir. Geriye kalan eleman sadece ne olur arkadaşlar? 1, 2, 6, 7 olacaktır. Bir sonraki soru. S9'da yine bir alfa permütasyonu 4 uzunluklu bir devir ile 3 uzunluklu bir devirin bileşkesi olarak yazılmış. Buna göre alfa üzeri 14 kaçtır diye sorulmuş. Bu sorunun bir önceki sorudan farkı nedir? Alfanın çarpanları ayrık devirler değil. Ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bunları ayrıklaştırmak için bileşke işlemine tabi tutacaksınız. Ne yapacaksınız? Ya uzun uzun yazarsınız arkadaşlar şu şekilde ya da ne yapacaksınız? Otomatik şu şekilde yapacağım. Bakın. En sağdan başlıyorum. Şunu F diyelim. Buna da G diyelim. F bileşke G aslında. Şimdi G 4 5'e gitmiş. 4 ile başlayabilirsiniz. Farklı bir renk alalım. Uzun uzun yapmak istemiyorum. Pratik yoldan hemen yapalım. 4 ile başladım. G 4 5 olmuş. Yani G altında 4 5'e gitmiş. Dolayısıyla ne yapacağız? Fok 5'e bakacağım. 5 nereye gitmiş? Sol tarafta 1'e gitmiş. Ona dikkat edin. Dolayısıyla bileşke altında 4, 1'e gider. Sağ tarafta 1'den devam ediyorum. 4, 5, 6 nedir? Görünen elemanlar da sıkıntı yok. Görünmeyen elemanlar kendine gidiyordu. Dikkat edin. 1, 4, 5, 6 devrinde 1 görünmüyor. 1 kendisine gidiyor orada. O yüzden 4, 5, 6'da 1, 1'e gitti G'de. Sol tarafta F'de 1, 2'ye gitti. Dolayısıyla bileşke altında 1, 2'ye gider. En sağda 2'den devam ediyorum. Çünkü en son burada bileşke altında 2'de kaldım. Dikkat edin. En sağda G'de 2 nereye gidiyor arkadaşlar? Görünmediğinden 2'ye gidiyor. Solda F'de 2, 3'e gitmiş. Ona dikkat edin. Dolayısıyla 2, 3'e gider bileşke altında. En sağda 3'ten devam ediyorum G'de. G'de 3 nereye gitmiş? Görünmediğinden 3'e gider. F'de 3,
5'e gider. 3, 5'e gitmiş. G'de 5, 6'ya gitmiş. Dikkat edin arkadaşlar. 5, 6'ya gitmiş. 6, F'de görünmediğinden 6'ya gider. Dolayısıyla 5, 6'ya gider bileşke altında. 6'dan devam ediyorum. G'de 6, 4'e gitmiş. F'de 4 görünmediğinden 4'e gider. Dolayısıyla bileşke altında 6, 4'e gider. Yanına 6'nın 4 yazamam. Çünkü en başta 4 var. Başa sardı. Dolayısıyla bileşke altında 4, 1'e, 1, 2'ye, 2, 3'e, 3, 5'e ve 5, 6'ya ve 6, 4'e gitmiş oldu. Gördüğünüz gibi alfa aslında nedir? 6 uzunluklu bir devirdir. Dolayısıyla nedir? Alfanın mertebesi nedir? 6'dır. Yani alfa üzeri 6 özdeşlik fonksiyonunu verecektir. Dolayısıyla alfa üzeri 14, 14'ün 6 ile bölümünden kalan kaçtır? O şekilde de düşünebilirsiniz. Veyahut alfa üzeri 6'nın ikinci kuvveti alfa üzeri 12 çarpı alfa kare bana alfa üzeri 14'ü verir. Alfa üzeri 6 özdeşlik fonksiyonu verdi. Dolayısıyla burası alfa kare olur. Alfanın karesini alacaksınız. Alfa üzeri 14'ü hesaplamak için. Ne demektir alfanın karesi? Yani 4, farklı bir renk kullanalım. 4, 1, 2, 3, 5, 6'dan 2 tane yan yana yazıp bileşke işlemini alacaksınız arkadaşlar. Alalım beraber, gelin. Şöyle zoom yapalım. Ne yapıyoruz? Sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 4, 1'e gitmiş. 4 ile başladım. Sağda 4, 1'e gitmiş. Solda 1, 2'ye gider. Bileşke altında dolayısıyla 4, 2'ye gider. Sağdan devam ediyorum. 2'den devam ediyorum. Sağda 2, 3'e gitmiş. Solda 3, 5'e gitmiş. Dolayısıyla 2 bileşke altında 5'e gider. Sağda 5, 6'ya gitmiş. Solda 6, başa sarmış şuradan 4'e gitmiş. Dolayısıyla 5, 6'ya gider. Sağda devam ediyorum. 6, 4'e gitmiş. Solda 4, 1'e gitmiş. Dolayısıyla bileşke altında 6, 1'e gider. Sağda 1, 2'ye gitmiş. Solda 2, 3'e gitmiş. Dolayısıyla 1, 3'e gider bileşke altında. Sağda 3, 5'e gitmiş. Solda 5, 6'ya gitmiş. Dolayısıyla en son 6'da kaldık. 3, 6'ya gider bileşke altında. Sağda 6, 4'e gitmiş. Solda 4, 1'e gitmiş. Dolayısıyla 6, 1'e gider. Bir yerde hata yaptık. Neden hata yaptık? Bir devirde iki eleman aynı anda olmaz. Böyle durumlarda ne yapacaksınız arkadaşlar? Sileceksiniz. Baştan yapacaksınız. Hata yapmışsınız demektir. Tamam arkadaşlar? Silelim şöyle. Daha temiz bir şekilde yazalım. Karışmasın. Bir yerde hata yaptık. Ne yapıyoruz? Geliyorum tekrardan. Şu şekilde 4. Alfamız neydi? 4. Şöyle kalem gelmedi. Evet. Alfamız 4. 1, 2, 3, 5, 6. Bir tane daha alfa. Alfa kareyi bulmaya çalışıyorum. 4, 1, 2, 3, 5, 6. Şimdi farklı bir renk kullanarak gidelim. Karışmasın diye. Mavi kullanalım. 4 ile başlıyorum arkadaşlar. 4, 1'e gitti sağda. 1 kaça gitti? 2'ye gider. 2'den devam ediyorum. 2, 3'e gitmiş. 3, 5'e gider. Dolayısıyla 2, 5'e gider. 5'den devam ediyoruz. Sağda 5, 6'ya gitmiş. 6, 4'e gitmiş. Dolayısıyla 5, 4'e gider. Bakın 4'te kaldım, kapadım. Demek ki bir öncekinde burada hata yapmışız. Şimdi yeni bir parantez açtım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer devam ediyoruz. Görünmeyen, görünen elemanlardan devam edebilirsiniz. 4, 2, 5 var. 3 ile devam edebilirsiniz. 3 ile 3'ü aldım. 3, 3, 5'e gitmiş sağda. 5, 6'ya gider. Dolayısıyla 3, 6'ya gider. Sağda 6, 4'e gitmiş. Solda 6, 4'e gitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. 6, 4'e gitti. 6, 4, 4, 1'e gitti. Pardon. Dolayısıyla 6, 1'e gider. 1, 2'ye gitmiş. Sağda, solda 2, 3'e gitmiş. Dolayısıyla 1, 3'e gitti. Kapadım. Peki, görünürde olan elemanlardan işleme tabi tutmadığımız eleman var mı?
Yok. Dikkat edin. Görünürde olan elemanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla bütün işlemleri işleme tabi tuttuk. Alfa kare dediğimiz eleman 4, 2, 5 ile 3, 6, 1'in bileşkesidir. Dikkat edin. Tabi bunlar ayrık devirler olduğundan şıklarda şu şekilde de yazabilir. 3, 6, 1, 4, 2, 5 şeklinde de görünebilir. Buna dikkat edin. Ayrık devirlerin bileşkesi değişmeliydi. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar S7'de alfa 1, 2, 3, 6 4 uzunluklu devir ve beta 4, 5, 7 3 uzunluklu devir permütasyonları için alfa çarpı beta'nın mertebesi kaçtır diye soruyor. Ne yapacaksınız? Bunlar ortak elemanları var mı? Ortak elemanlarına bakalım. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7 ayrık devirler. Gördüğünüz gibi alfa çarpı beta'nın mertebesi nedir? Ayrık devirler olduğundan ekok alfa'nın mertebesi nedir arkadaşlar? Alfa 4 uzunluklu olduğundan burası 4'tür. Beta 3 uzunluklu olduğundan bu şekilde mertebeyi 12 olarak bulurum. Bir sonraki soru. Alfa çarpı beta'nın mertebesi nedir diyor S7'de. Ortak elemanları var mı? Var. Bakın en azından 3 var. O yüzden bu tarz sorularda ilk önce bileşke işlemini yapmanız lazım. Alfa çarpı beta. Alfamız ne? 3, 5, 7, 1. Betamız ne? 3, 4, 2, 6. Ne yapalım? Bileşke işlemine tabi tutalım. Şöyle bir farklı renk alalım karışmasın diye. Beyaz alalım. Ne oluyor? Başlıyorum. En sağdan başlıyorum. 3 ile başlayalım. 3. En sağda 3, 4'e gitmiş. Solda 4 görünmediğinden 4, 4'e gider. Dolayısıyla 3, 4'e gider bileşke altında. 4'ten devam ediyoruz. 4, 2'ye gitmiş. Sağda, solda 2 görünmediğinden 4, 2'ye gider. Dikkat edin arkadaşlar. Buna bu şekilde devam ediyoruz. 2, 6'ya gitmiş. Sağda, solda görünmediğinden 6, 6, 6'ya gider. Dolayısıyla bileşke altında 2, 6'ya gider. Sağda 6, 3'e geri dönmüş. Ve solda 3, 5'e gittiğinden 6, 5'e gider. Sağda 5 görünmediğinden 5, 5'e gider. Solda 5, 7'ye gider. Bileşke altında 5, 7'ye gider. Sağda 7 görünmediğinden 7, 7'ye gider. Solda arkadaşlar 7, 1'e gittiğinden 7, 1'e gider. Sağda 1 görünmediğinden 1, 1'e gider. Solda nedir arkadaşlar? 1, 3'e gitti. Bileşke altında 1, 3'e gidecek. Dolayısıyla kapadım. Alfa çarpı beta'nın mertebesi gördüğünüz gibi tek bir devir geldi. Ama 7 uzunluklu bir devir geldi. Bu yüzden alfa çarpı beta'nın mertebesi 7'dir deriz. Sakın ola arkadaşlar. Bunun mertebesi 4. Bunun mertebesi 4. Dolayısıyla alfa çarpı beta'nın mertebesi ekok 4, 4'ten 4'tür demeyiniz. Çünkü alfa ile beta nedir arkadaşlar? Alfa ile beta değişmeli olmaz. Çünkü ayrık devirler değil. Buna dikkat edelim. Tamam mı arkadaşlar? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.